أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halketti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı ibadetlerle sonsuz bir cennet vaat etti. Sayılı ömre sayısız nimetler bahşetti. Edibimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, canımız cananımız, kendi canımızdan daha fazla sevmekle emrolunduğumuz Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Aziz kardeşlerim, yapılacak sohbetten önce anlatanı, sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Önce anlatanı, sonra sizleri nasiplendirsin aziz kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, şereflenmiş olduğumuz İslam, hayatın en güzel şeklini bize sunuyor. Hayatın bütün safhalarında, bütün alanlarında bize sorumluluk yüklüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyamete kadar gelişecek, oluşacak yaşantı şekillerini model olarak bize gösteriyor. Evet. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. İnneme bu'istu li'utemmime mekarimel ahlak. Ben yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Yüce ahlak nedir? Yüce ahlak, Allah'ın fıtrat üzere yaratmış olduğu kulun fıtrat üzere devam etmesidir. Fıtrat üzere yaşamasıdır kardeşlerim. Fıtrat üzere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. En güzel model, en yüce vasfı, en asil duruşu o Kur'an'dan alarak yaptı. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ve özellikle bizlere şirkten uzak durmamız emredilir. Özellikle. Estağfirullah. Ve kadâ rabbuke ellâ te'budu illâ iyyâh. Ellâ te'budu illâ iyyâh. Allah'tan başkasına ibadet etmemek. Ancak ona, ancak ona kulluk etmekle emrolunduk. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla insanoğlu emrolunduğu halde nasıl şirke düştüğünü anlayamayacak, nasıl Allah'tan uzaklaştığını anlayamayacak, nasıl Allah'a sırtını döndüğünü anlayamayacak, dalalet bulutları üzerini kaplayacak. İşte o olmasın, işte o durum yaşanmasın diye Allahu Zülcelal Hazretleri bizlere kıyamete kadar korunması kendi tasarrufunda olan Kur'an'ı gönderiyor ve ayetleri kıyamete kadar her devirde geçerli olduğunu ifade ediyor. Bir aile modelinden tutun, bir çalışma prensibine, kime tabi olmamız gerektiğine,
kime tabi olmamamız gerektiğine, kime destek verdiğimize, kime destek vermememiz gerektiğine, neyi görmemize, neyi görmememize, neyi duymamızı, neyi duymamamızı, neyi anlatmamızı, neyi anlatmamamızı, nasıl giyinmemizi, nasıl giyinmememizi Allah-u Teala bize Kur'an'da ifade ediyor. Elhamdülillah. Ancak gel gör ki bizler maalesef ve maateessüf bu söylenenlerin hepsinden farkına vararak veya farkına varmadan uzaklaşıyoruz. Oysa Allah-u Teala Yahudilere hitaben size dininiz ne kötü şeyi, size imanınız ne kötü şeyi emrediyor. Allah'a cimriliği isnat ettiler. Kendilerini bütün insanlardan üstün gördüler. Peygamberlerin yolunu terk etmekle kalmadılar. Peygamberleri öldürdüler. Bu nasıl bir iman? İşte bizler de muhteremler, geçmiş ümmetlerdeki dalalet bulutlarına saplanmamamız için Kur'an bizi uyarıyor. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Allah'ın hükmü ki ondan başkasına kulluk etmeyin. Biz kulluğu sadece namaz kılarken, sadece oruç tutarken, sadece zekat verirken bu gibi kurallarla kulluğu kısıtlarsak, bu kulluğu bunlardan ibaret olarak anlarsak yanlış anlamış oluruz kardeşlerim. Helal kazanmak, haramdan uzak durmak, ticaret yapan insanın kendi el emeğiyle kazanmasını ve ticarete fahiş fiyat katmamasını, sattığı malın özelliğinden müşteriyi aldatmamasını Allah-u Teala bize emrediyor. Allah Resulü en güzel örnek burada bize temsil oluyor. Aziz kardeşlerim, zaman zaman işte insanlar Allah Resulüne rağmen, bizim tek modelimiz olmasına rağmen bir takım yollara tevessül ediyorlar ve o yollar onu çıkmaza götürdüğünü yıllar sonra anlayabiliyorlar. Oysa Allah Resulü bize şunu demedi mi? Size iki şeyi bırakıyorum. Ona sımsıkı sarılırsanız dalalete ve sapıklığa düşmezsiniz. O benim sünnetim ve Allah'ın kitabı. Onun için muhteremler, hayatımızın her alanında ölçü, kural Allah Resulü'dür. Şimdi şu binayı yaparken veya herhangi bir binayı inşa ederken elimizde bir metre olur. İki metre olur mu? İki metre olsa da ikisi de 100 santimdir, değil mi? Daha doğrusu dünyada, bütün kainatta metre, bir metre kaç santimdir? 100 santimdir, değil mi? Bir metre, 100 santim, 102 santim, 99 santim, 88 santim, 103 santim olan bir ölçü bir metre olur mu? Olmaz. İyi dinleyin muhteremler. Bak, bu sohbeti sadece vakit dolsun diye söylemiyorum. Allah-u Teala Rahman suresinde ne buyuruyor? وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ Allahu Ekber. Gökyüzünü yükselttik, yeryüzünü yaydık ve düzeni koyduk. Dengeyi koyduk, ölçüyü koyduk. Ella tatgav fil mizan. Terazide bozgunculuk yapmayın.
düzeni bozmayın. Hangi düzeni? Fıtrat düzenini. Tabi olduğunuz kişiyi, tabi olduğunuz itikat inancını sakın ha bozmayın. Bunu diyen Allah-u Teala. Ama bizler zaman zaman bu ölçüyü bozmuşuz aziz kardeşlerim. Maalesef maateessüf. Biz bu ölçüden bazen fevç fevç uzaklaşmışız kardeşlerim. Bunun en güzel örneklerini şu dünyada, şu yaşadığımız dünyada Müslümanlar arasındaki çatışmalardan anlıyoruz, görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde müminler kardeştir dediği halde biz önüne arkasına bir ama koyduk. İnnemel mu'minune ihva. Müminler kardeştir. Mümin kimdir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümindir. Bunun Arabı, bunun Kürdü, bunun Türkü, bunun Çerkezi, bunun ecnebisi olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlar kardeştir. Bu kardeşler arasındaki ihtilaflar var ise, bu kardeşler arasında çatışmalar, anlaşmalar, anlaşmazlıklar var ise bu insanların itikadında, inancında ciddi yanılgılar var demektir kardeşlerim. Biz ehli iman, ehli tevhid inancına mensubuz. Ehli salip yüzyıllarca aralarında milyonlarca insanların öldüklerine şahit olduğu savaşlara şahit oluyoruz. Neden? Çünkü ehli tevhidin inancının dışındaki bütün inançlarda temel esas vahdeniyet yoktur. Vahdet yoktur. Farklılıklarda birlik yoktur. Sadece ve sadece bunu İslam'da görüyoruz. Ama maalesef biz de bu konuda çok ama çok Allah'ın kanun ve kurallarından uzaklaşmış olduğumuzun da gözler önünde olaylarına şahit oluyoruz. Mesela biraz önceki okuduğum ayetin devamında وَبِالْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ana ve babanıza, akrabanıza ihsanda bulunun. İyiliklerde bulunun. وَاِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sadece şu ayeti ele alsak aziz kardeşlerim, bakınız hepimiz yaşlanıyoruz. Hepimiz adım adım bu dünyadan göçmenin izlerini taşıyoruz. Bak bu ayeti kerime İslam'ın inancımızın ne kadar yüce bir inanç olduğunu anlamamız açısından yeter artar bile. Neden? Anana babana iyilik yap diyor. Hiç Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bir babaya, bir anaya şöyle demiyor. Çocuklarınıza iyi davranın demiyor. Niye? Çünkü fıtraten bir ana, bir baba yemez yedirir, içmez içirir. Bütün vücudundaki enerjiyi, yıpranmayı, bütün sıkıntılara göğüs gerer. Evlatlarım rahat etsin diye. İyi dinleyin. Evlatlarım huzur bulsun. Evlatlarım ona buna muhtaç olmasın. Herkeste bu düşünce var. Bu düşünceyi okumaya, bir mektepte bir tedrisat almaya gerek yok. Neden? Çünkü fıtraten insanoğlu doğuşta var olan, yüklenmiş olduğu hilkat budur. Ben yemedim, çocuğum yesin. Ben görmedim, çocuğum görsün. Ben bir gün yaşamadım, bari çocuklarıma bir güzel gün bırakayım, güzel bir hayat bırakayım der. Bunu hepimiz deriz. Burada yanıldığımız nokta, sadece ve sadece bir baba, bir ana, evlatlarına dünyalık bu hayatı sunmanın gayreti içerisinde olur da, başka bir ayeti kerimesindeki
Ku enfusakum ve ehlikum nara ayeti kerimesinden gaflette içerisinde olursa, ailenizi, kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyun derken, dünyayı ahirete tercih etti. Dünyada evlatını başkalarına muhtaç olmaktan korumak için malını, mülkünü, servetini ona hazırlamak için vücudunu yıprattı. Ama ihtiyarlığı geldiğinde onu aldı, sözüm ona huzur evine götürüp bıraktı. Neden? Çünkü şu ayetten gafil. Burada Allah-u Teala ne buyuruyor? Onlara iyi davranın, onlardan ikisi veya biri yanınızda ihtiyarlayacak olursa, onlara öf, ah deyip de ahlayıp bahlama. Onlar senin yanında nasıl olması gerektiğini aha sana gösteriyorum diyor. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Azarlama, onları hor görme, onlara kaba davranma. Peki aziz kardeşlerim, şöyle Allah aşkına hepinize sesleniyorum. Babalar, şu anda çocuklardan göremiyorum gözüme. Gözüm 15, 14, 13 yaşlarında torunlarınız var şu anda. Çocuklarınız var. Hayatı bize zindan eden, hayatı bize çekilmez kılan da yine çocuklarımız ise, o zaman dön kendi vazifendeki aksaklıkları bir kontrol et. Vazifemizi bu konuda yapabildik mi? Vazifemizi bu noktada yapmamışsak, kendimizi Nuh Aleyhisselam'ın yerine, oğlumuzu da Kenan'ın yerine koyup da ucuz kahramanlık yapmayalım. Şu camiye gelen sizler, şu cami cemaati olan sizler, cuma namazında işinizden gücünüzden bırakıp da camiye koşan sizler, eğer arkada bıraktığınız evladınız cumaya gelme endişesi taşımıyorsa, namaz kılma ruhu onda yok ise, sana niye baksın ki? Sen yerini şimdiden hazırlamışsın. Çocuklar arasında itilmeye, hiçbiriniz de bakmadığında götürüp huzur evine konulacak eğitimden, manevi ruhtan uzak olarak onları aslında kendi hayatını dünyadayken zindana atacak altyapıyı kurmuşsun, haberin yok. Bakınız. İslam o kadar mükemmel bir din ki, babanın yüzüne, ananın yüzüne evladın güler yüzle bakması bile ibadet. Görüyor musunuz? Şimdi biz babalar olarak, eğer bugün gidin bakın, buralar belki küçük yerler, bugün metropol şehirlere baktığımızda, gidip huzur evlerine baktığımızda, kimisinin oğlu doktor, kimisinin annesi prof, kimisinin annesi mühendis, mimar, zengin varlıklı insanlar. Neden? İşte o ana baba ne yaptı? Onları o noktalara, dünyalık makamlara getirdi ama kendisine bakmayı bir ibadet ruhu olarak onlara aşılayamadı. O ruhu onlara aşılamadıktan sonra sana niye baksın ki? Ya aziz kardeşlerim, muhterem abilerim, şu sözümü hiç aklınızdan çıkarmayın. Ne olursunuz, şöyle kafanızda bunu her zaman diri tutun. İster çocuklarınız için olsun, ister iş arkadaşlarınız, çalıştırdığınız insanlar için olsun, eşiniz olsun, kendiniz olsun, iş ortağınız olsun, kim olursa olsun, eğer şu hayatta bir nebze dahi nefessiz duramadığımız şu dünyada, bir dakika dahi nefessiz duramadığımız zaman ve bu nefesi bize veren Allah bir saniye dahi bizi terk etmediği halde, bir dakika dahi bizden gafil olmadığı halde, her şeyimizi yerli yerince verdiği halde, bütün lezzetleri bize tattırdığı halde, uyuyorsun bir lezzet, kalkıyorsun ayrı bir lezzet, acıkıyorsun, yemek yiyorsun ayrı bir lezzet, bağ bahçelerdeki envai çeşit
nimetleri sunan, güneşi bize sakar eden, gönderen, yıldızlarla geceyi süsleyen, geceyi istirahat için, gündüzü maişet için yaratan, gökten suyu indirip yerden nebatat çıkartan Allahu Zülcelal Hazretlerine vazifesini yapmayan sana mı hizmet edecek? Bunu hiç unutmayın. Allah'a karşı vazifesini yapmayan adamın güvencesi sorgulanır. İyi niyetliliği sorgulanır. Bu kişi güven veremez. Allah'a karşı vazifesini yerine getirmeyen sana niye vazifesini yerine getirsin? Sana niye hizmet etsin ki? Sana hizmeti ibadet olarak görürse o zaman senin yarışır seni böyle baş tacı eder. Tıpkı Allah Resulü'nün yolunda canlarını feda eden, Allah Resulü'nün kendilerini hidayete girdirdiği o ashab-ı kiram iman etmemiş babalarına dahi bambaşka bir kimlikle yaklaşmaya başladılar. Onların gönül dünyalarına girdiler. O gönül dünyalarında onların içindeki küfrü eritip iman ile şereflenmelerine vesile oldular. Ebu Kühafe, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası imana geliyor ihtiyarlığında. Ve düşünün ki bir babanın şefkatinin taşıdığı Ebu Bekir haber ediliyor kendisine. Müjdeler olsun ey Ebu Bekir. Baban da imana girdi. Ağlamaya başlıyor. Ah diyor. Keşke benim babamın imana girdiğinin müjdesini bana vereceğinize, Allah Resulü'nün amcasının imana girdiğinin müjdesini verseniz de o Allah Resulü sevinseydi diyor. Fidâke abî ve ümmî ya Resulallah. Allahu Ekber. Şu aşka bakın. Şu sevgiye bakın. Şu inanca bakın. İşte bu inanç seni evladına hizmet ettirir. Evladının sana hizmetkarı bu imandır. Ya çalışman o zaman ibadetleşir aziz kardeşler. Onun için muhteremler وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. De ki Allah'ım kanatlarını ger onlara, öyle onları koru kolla ki, de ki Allah'ım ben küçük iken onlar nasıl bana baktılar, ben de onlara öyle rahmet kanadımı gereyim. Rahmetle, merhametle, şefkatle onlara bakacağını söyle diyor. Allahu Ekber. Aziz kardeşlerim, bu ruhu kaybedersek var ya, zaten aileler çatırdıyor. Bu ruhu ana baba evlat ilişkisindeki Allah'ın bize yüklemiş olduğu sorumluluğu kaybedersek ihtiyarlarımız kara kara düşünmeye başlayacak. Şöyle dua etmeye başlayacak. Tabii ki Allah Resulü de öyle dua etmiştir. Allah'ım beni el ayaktan düşürme. Erzelili ömürden beni muhafaza eyle diye dua etmiş Peygamber Efendimiz. Elbette öyle dua edeceğiz. Ama düşünün beyler, ne olursunuz. Bakınız Allah rızası için dinleyin. Hepimiz bir gün belki yaşlanacağız. Elimiz ayağımız tutmayacak. Belki sürüneceğiz. Ölüm bazen rahmet olur. Peki bu durum yaşanacağı zaman arkamızdan bize kim bakacak? Arkamızdan bizi kim ayağa kaldıracak? Arkamızdan bize kim rahmet okuyacak? Arkamızdan bizim amel defterimizi kim açık bırakacak? Çünkü Allah Resulü buyuruyor: İzâ mâte ibne âdem yankatu amelu illâ thelâse. Sadakatun cariye, evladun salih yed'u lehu, ev ilmun yentefu bih. Üç şey açık kalır amel defteri. Bunun endişesini taşıdık mı? Bunun ruhuyla hayat sürüyor muyuz? Bunun ruhuyla evlatlarımızı yetiştiriyor muyuz? Buyurun. Üç şey açık kalıyor. Amel defterin açık. Ölünce kişinin amel defteri kapanıyor. Ancak şu üç şeyde devam ediyor. Nedir o? Hayırlı bir evlat.
hayırlı bir evlat gece gündüz çalışıp da bağ, bostan, bahçe, ev, kat, yat ona bırakmak değil. Seni hayırla yad edecek, seni ahirette amel defterine taşıyacak. Vay Allah razı olsun. Şu genç varsa, şu Yusuf var ya, şu Ahmet'in oğlu, Allah ondan razı olsun. Herkese koşuyor, herkesin yardımında. Ya şu adamın babası Ahmet amcadan, Allah razı olsun ya kurbanım, Allah senden razı olsun deyip dua alacak bir kimlik bırakıyor musunuz? Yoksa öldüğünüzde hakikaten amel defteriniz kapanıyor mu? İşte asıl ölüm odur. Hayırlı bir yer bırakmışsınız, eser bırakmışsınız, hayırlı bir yurt bırakmışsınız, hayırlı bir iş bırakmışsınız. O sizin eseriniz, amel defteriniz açık kalıyor. İlim öğrenmişsiniz, evladınıza ilim öğretmişsiniz. O evladınız insanlara o ilmi anlatıyor. İnsanları aydınlatıyor. O insanlar kaç kişi aydınlandı? O kişilerin aydınlattığı insanların aydınlattığı insanlar da senin babanın amel defterini açık bırakmasına vesile oluyor. Allahu Ekber. Allah'ım hepimizin amel defterlerini açık bıraksın. Allah'ım hayatımızda razı olmayan işlerden bizi uzak eylesin. Hayatımızı ibadetleştirsin. İhtiyarlığımızda tıpkı bizler küçük iken babalarımıza, analarımıza nasıl onlar bize baktıysa bizler de ihtiyarladığımızda evlatlarımızın bize bakacağı ruh onlara aşılamayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.